Telefonu getiresin ki. Bak bir de cüce hayvan var. Selamünaleyküm Pazarola. Kolay gelsin usta. Hoş geldiniz. Safa'ya geldiniz. Hadi bakayım. Bu sene de nasip oldu inşallah. Ne istersin bu tosuna? 15,5 diyorsun. Çok, bana çok değil mi? Nasıl usta fiyatlar? Çok değil. Her sene benden alıyorsun. Hadi. Çok değil, anlaşacağız. Sen söyle. Tabii inşallah. Nasipse anlaşacağız. Evet. Onun bir pazarlığını yapalım. Gelin bakayım pazarlığına. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben 14.25'teyim. Ben sana 15 lira. 15 lira. 14.75. Hadi. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlarımız senelerden beri aldığımız arkadaşlar. Kuzey Besicilik. İşte 15.500 fiyat verdi şu görmüş olduğunuz tosuna. İşte bir pazarlık sonucu 14.75'e anlaşmış olduk. Almış olduk hayvanı. Kendilerinden de memnunuz zaten. Her sene aldığımız besiciler. Fiyatlarda yok, fiyatlarda pek bir önemi yok. Fiyatlar hemen hemen aynı da işte yem saman belli, kuraklık falan var ülkede. Yani yağmurların yağmamasından dolayı, buğdayın ekinin az olmasından dolayı yem fiyatlarında bayağı bir düşüş vardı. İşte yükseliş vardı. Ama biz bunu pek hayvana yansıtmadık. Niye derseniz, çünkü bu hayvan kombinelik değil de kurbanlık hayvan olduğu için bunu kurbana satmak zorundayız. Halkta yıllardır bizden kurban alan arkadaşlar var, eş dost var. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Onlar sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Pazarımızda işte getiriyoruz, pazarlıyoruz. Pazar da güzel. Yani şimdi işin önemli olan kısmı pazar. Yani pazarda, pazar mesela İzmit Belediyesi canlı hayvan pazarı. Bugün Türkiye'de tek geçebilirim. Ben bütün pazarlara gittim ama burasını tek geçerim. Niye derseniz bak şunu söyleyeyim ben size. Kapıda iki tane veteriner, içeride bir tane sağlıkçı, dışarıda bir tane insanlar için ambulans. Gece sabaha kadar bizim için bekleyen bir Ali Bey diye bir arkadaşımız var. Onu da geçtik. Buraya hiçbir şekilde kurban olmayan geçtik, sağlıksız hayvan giremiyor. Yani bu Türkiye'de zaten örnek pazar olarak geçiyor. Vallahi ben 150 tane falan getirdim işte. 45 tane falan bir hayvanım kaldı. Neredeyse 15 gün oldu işte. Ağrı'dan geldik. Zaten bizim hayvanlar Ağrı'dan yaylamalı. Oradan buraya geldik işte. Kaç tane hayvanla geldiniz buraya? 45 tane geldik. En gözde olan hayvan hangisi? En gözde Şakir. Ağrı'nın gülü Şakir. Bir ton 200 kilo. Aynen. Zaten ilk gün satıldı. O fiyatı 32 bin. Sahibi zaten ilk gün yani eski müşteri. Gelir gelmez aldı yani. Kimse bırakmadı. Peki ne kadar süredir ilgileniyorsunuz bakımıyla? Bakımıyla 2 yıldır bakıyoruz yani. Biz de 2 yıldır bizden bakıyoruz. İşte yaylığa gönderdik. Yaylığa sonra içeri aldık. Ondan sonra buraya getirdik. İlk günler satıldı. Aynen. İlk gün satıldı Şakir. İlk gün satıldı yani. Peki şu an kaç tane hayvan satıldı? Şu an bitti. Bugün son bir tane vardı. O da bitti bugün. Dur, ne yapma ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Sen beni değil sen. Hadi bakalım. Hadi. Ama kesin yapma.